Kötü bir geçmiş, gitgide büyümekte olan bir kara delik gibidir. Sen ondan kaçmaya çalıştıkça, o seni içine almak için kovalar durur. Ben de kirli geçmişimden kurtulduğumu sanıyordum. İstanbul'da mutlu mesut bir hayat sürmekteydim. Ta ki o telefon çalana kadar. Alo. Uyan Burak Sönmez. Uyan ve söyleyeceklerime kulak ver. Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Biz bu devletin çerileriyiz. Biz bu dağların taşların muhafızı, Türk Silahlı Kuvvetleriyiz. Seni niye aldığımızı merak ettim değil mi? Beni almanızın İki sebebi olabilir Sayın Başkan. Ya hapis ya da görev. Şimdi siz söyleyin. Hangisi? Normalde senin gibi geçmişi yer altının lekeleriyle dolu olan birini ancak hapse atarız. Ama sende bir ışık görürüm Burak. Bunca zaman kanını döktüğün adamlar da devletine baş kaldırmış kişilerdi. Ve sen zaten yer altına veda ettin. Artık devlet adına çalışacaksın. Ve sana şimdi bir teröristi yakalama görevini veriyorum. Devletim için canım feda Sayın Başkan. Yakalamam gereken kişi kim? Kara maske. Bu mümkün değil Sayın Başkan. Ben 2 yıl önce o herifin hakkından geldim. Nasıl olur? Demek tanıyorsun onu. Sen onu öldürdüğünü sanmışsın ama yanılmışsın. Adam sapasağlam. Ben kara maskeyle en son karşılaştığımda onu ortağıma teslim edip orayı terk etmiştim. Ortağım da belli ki kafasından vurmuş onu. Ölmediğine göre ah amca ah. Bunları konuşmanın bir faydası yok. Hemen hazırlan ve Giresun'daki mahallen yokuşa doğru yola çık. Seni orada eski bir dostun karşılayacak. Kara maskeyi bulunca işini kimseye bırakma. Kendin sık o iblisin kafasına. Haklısınız Sayın Başkan. Madem bana bir vazife verdiniz, o halde ben hemen yola çıkayım. Müsaadenizle.
Patron. Kargoyu ele geçirmişler. Dostumuz İskender Beykoz'u da öldürmüşler. Lanet olsun! Kim yapmış? Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ateş Derbentli. Tanıyor musun patron? Ateş Derbentli. Tanıyorum onu. Her neyse tamam. Hemen hazırlanın. Narkit Köyü'ne doğru yola çıkıyoruz. Mustafa? Yaşıyorsun. Nasıl oldu bu Mustafa? Uzun hikaye bırak sonra anlatacağım. Mahalleyi ele geçirdiler, geri almamız lazım. Mustafa sen tamam da bu elemanlar kim? Bu Ozan bize Balcı'dan yardıma geldi. Bu da Eser, Ozan'ın arkadaşı. Tamam beyler. Kavuşma faslını sonra da yaparız. Şimdi mahallemizi kurtaralım. Şimdi sadece bir kere soracağım. Kara maske nerede? Kara maske Merkit köyünde. Merkit. Orada özel bir misafiriyle görüşüyor. Köyün sahibiyle. Çok tanıdık geldi. Umarım köyün sahibi tahmin ettiğim kişi değildir. Mahalle tekrar bizde. Kara maskenin yerini öğrendim. Şimdi ben yola çıkıp o şerefsizi bulacağım. Beyler, ben bir süre buralarda olmayabilirim. Mahalle size emanet. Seninle de tanıştığıma memnun oldum Ozan kardeşim. İnşallah bir gün tekrar karşılaşırız. Hakkınızı helal edin. Umarım bir gün yine karşılaşırız.
Yolumuz uzun. Hoş geldin bro. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Hoş buldum Gardo. Harbiden uzun zaman olmuş. Zaman da akıp gidiyor. Belli. Bir sıkıntın var. Söyle de derdine derman olayım. Karamaske diye bir yavşı abi. Onun bu köyde olduğunu öğrendim. Sen de bu köyde olunca bir uğrayayım dedim. Belki yerini biliyorsundur. Benim aklımda bir plan vardı oğlum. Eğer bu planım işlerse kara maskeyle kedi fare oyunu oynayacağız. Ve bu oyunun kazananı ben. Yani Burak Sönmez olacak. Her şey sana bağlı. Söyle bakayım ne düştü bizim payımıza? Kafamdaki plan şu. Sen kara maskenin izini sürüp onu bulacaksın. Ve ona benimle ilgili bir malumat verip onun güvenini kazanacaksın. Sonra da onu bana çekeceksin. Ben de onunla son kez karşılaşıp Sırat Köprüsü'nden geçireceğim o kuştu. Tamamdır Burak. Ben hemen gideyim bulayım şu herifi. Ateş Derventli diye bir adam. Burayı arıyormuş. Adam Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çalışıyor. Hayırdır beyler? Kim beni arıyormuş? Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Ateş Derventli. Arıyorsa gelir bulur beyler. Bizim kapımız açık. Şimdi daha önemli işlerimiz var. Bir plan yaptım. Kara maskeyi almaya gidiyorum. Hem de tereyağından kıl çekerek. Burası size emanet. Alo, kimsin? Eser? Ne oldu? Mahallede bir sıkıntı mı var? Mustafa orada mı? Sen beni ne yapacaksın oğlum? Ben size mahallenin başında durun dedim. Merkit köyündeyim ben. Kara maskenin peşindeyim. Buldum herifinizi. Sen niye sordun? Sen? Lan niye? Alo? Yüzüme kapattım al. Nerede olduğumu ne yapacak lan? Bere! Şşş! Hemen yokuşa gidin. Şu eser denen herifi kontrol edin. Var bu herifte bir şey. Demek sen de Burak Sönmez'in düşmanısın ha? Öyle mi? Evet. Onun nerede olduğunu biliyorum. Ayrıca sizi götürebilirim. O halde elimizi çabuk tutalım. Hazırlanın. Burak Sönmez'i son kez görmeye gidiyoruz.
Herkesin kendine sorması gereken bir soru vardır bence. Ben kimim demeliysen kendine. Ben kimim? Ben kimim anlatayım? Stan'ın yeni bir parçasıyım. Rap'in akıllı tatlasıyım. Gezin gözün arpası. Bob Marley'in rastası. Muhammed'in aparkatı. Kavga edip atar yapan yürekli çocuğun arkası. Anlatamayacağım şeyler var. Üstü kapalı anlatayım. Bugün 7 yaşındayım. Hazinenin çarpısıyım. Cehennemin paspasıyım. Zamanında yara alan o rap müziğin sargısıyım. Hasat zamanı. Bir çiftçinin arpasıyım. Anlar reis. Rap bir fırkatin. Ve ben de kancasıyım. İstesen de istemesen de canının parçasıyım. Yer altında rap iskenin kaygısı. Her kalbi temiz adamın aynasıyım. Yiğidin kamçısıyım. Ölümün tatlısıyım. Ne kadar mesafe koysan da olmuyor be moruk. Anla beni. Onlarca gereksizin kankasıyım. Ben bir yeninin eskisiyim. Gettoların tepkisiyim. Kalemin bekçisiyim. Nezillerin efendisi. Stabil kulaklarına uyuşturucu etkisi. Bu dünyanın perdi değil. Tanrının ta kendisi. Ben bir yeninin eskisiyim. Gettoların tepkisiyim. Kalemin bekçisiyim. Nezillerin efendisi. Stabil kulaklarına uyuşturucu etkisi. Bu dünyanın perdi değil. Tanrının ta kendisi. Yolun sonu, kara maske. Küllerimden doğup geldim Burak. Seni ve sevdiklerini kül etmek için geri döndüm. Sen ölmek için dönmüşsün, şeytanın dölü. Arkadaşın doğuyla kurduğun oyun bitti. Yasar bize her şeyi anlattı. Sir.